5D sınıfından herkese merhabalar. Bugün kızlarımız bize sıvıların ve gazların genleşmesi ve büzülmesiyle ilgili deney düzeneği hazırlayanlar oldu. Onların deney düzeneklerine bakacağız. Mesela şurada bakıyoruz, ne var? Bir şişenin içerisine siyah boya katılmış, oyun hamuru, pipet, sıcak suya, soğuk suya oturtacağız. Buzlu suyumuz var burada. Bu da sıcak olduğunu düşünme, artık ılıdığını bildiğimiz bir su var, değil mi? Ilıdı artık. Burada bir de balonlu bir şişemiz var. Şimdi pipetteki yükselmeyi göremiyoruz. Bu soğuk su mu, sıcak su mu? Sıcak. Ilık bu? Bu da ılık. Yani bu seviye yükseliyor mu? Yok. Peki balonu oturtalım sıcak suya. Balon yükseliyor. Tamam, bakalım bir, izleyelim bir. Suyunuz da çok sıcak olmadığı için. Tamam. Oraya bakalım. Balon şişecek mi? Tut bakalım biraz. Balonu takip ediyoruz. Balona bakıyoruz. Balonda bir hareket var mı? Suyunuz çok ılımış kızlar. Var ama çok yavaş. Dikkatli baktığımızda balonun, bakın, yavaş yavaş hareketi var ama çok yavaş. Neden çok yavaş? Çünkü suyunuz çok ılımış. Sıcak olsaydı anında şişerdi. Tamam, bakalım şimdi başka sıcak suyu olanı gözlemleyelim. Bir dakika. Şöyle bir ilerleyelim. Şu kızlarınki sıcak mı? Bir ona bakalım. Kızlar? Pek sıcak değil. Çok sıcak. Sizdeki de mi ılıdı? Evet, ılıdı. Ama yine de şişiyor. Bakalım şişecek mi? Şişmedi. Suyumuz ılımış. Çay suyuyla yapmışım direkt. İşte çok sıcak olunca öyle olur. Su soğumuş. Şişeyi sıktığın için öyle oldu. Şişeyi sıktığın için buza koyunca yamuldu. İçindeki gaz sıkışınca balonu şişirdi. Ama şu an şişmiyor. Tamam, burada da olmadı. Bu deneyin sahipleri yok. Sahipsiz deney. Pekala, burada ne yaptınız kızlar? Sıcak su mu? Evet, sıcak. Tamam, bir koyun bakalım. Yükseliyor mu? Görelim bakalım bir. Koy içine. Sıkma şişeyi. Bekleyeceğiz. Öyle hemen koyar koymaz olmayacak o iş. Ve sıvı oluyor sanki hocam yukarıdan, bir dakika. Yani bence de, ve bir de suyumuz ılımış. Evet hocam, bayağı ılındı galiba. Evet biraz. Sen sıktıkça yükseliyor. O deneyle alakası yok. Şu an sıkmayla ilgili bir şey o. Hatta azaldı şu an biraz. Çünkü su gittikçe soğuyor. Onun için. Kapıyı kapatalım kızlar. Hocam soğuk su. Soğuk su mu şu? Biraz şişiyor. Seninkini tekrar alalım biz. Sen beklerken seni. Sıcak suda bakın. Şimdi sıcak suya koyuyoruz balonu. Bakın, bu su sıcak olduğu için daha hızlı gerçekleşiyor. Balonun şiştiğini şöyle yakından göstereyim de. Tabii su ılıdıkça iş zorlaşıyor. Seninki dikilirken bunu bekliyoruz. Evet, bakın. Bakın artık dikilecek kadar olmuş. Evet, burada da bakın. İki tane turuncu balon. İkisinde de oluyor arka arkaya. Gördüğümüz gibi. Evet, işte bakın. Tekrar gördük. Soğuk suya oturtalım kızlar, ikimiz de. Soğuk suya oturtalım. İkisini aynı anda çekiyorum. Evet, bakın. Anında gitti bir tanesi. Öbürü yavaş yavaş, aha, ona boynu büküldü. Sıcak suda genleşti, soğuk suda büzüldü. Havanın genleşme ve büzülmesini gördük gazlarda. Teşekkür ediyoruz. Evet, sıcak suyun var mı? Yok mu? Suyumuz soğudu. Suyumuz soğudu. Tamam, şimdi o zaman deneye azıcık ara vereceğiz. Gidip semaverden kaynar su getireceğiz. Onu deneyeceğiz. Şimdi ara veriyoruz. Şimdi aşağıdan semaverden sıcak su, oldukça sıcak su getirdik. Şimdi şöyle yapalım. Şurada da buzumuz var. Mesela şu iki balonu getirelim, koyalım kızlar balonu. Çıkardınız mı? Tamam, sen getir. Koy şöyle kenara duraraktan. Koy içine. Şimdi, otur şimdi içine.
Oturt içine, izleyin kızlar. Ne kadar hızlı şiştiğini görün. Su ne kadar sıcaksa o kadar hızlı şişer. Gördük mü? Getir sen de koy. Bir dakika bekle. Bekle. Şimdi buzu oturtun kızlar. Buzlu suya oturtun. Oturtun buzlu suya. Sığıyor mu ikisi beraber? Bekle, bekle, bekle. Sabret. Bekle. Biri zaten bayıldı bile. Öbürü de direniyor ama bayılacak inşallah. O pembiş niye şişmiyor? Çünkü cam şişirdiği için. Biraz yavaş oluyor. Tamam, elleme elleme, şişer o şimdi. Bu ne oldu? Ölmedi mi hala? Evet, gördüğünüz gibi pembiş biraz direniyor. Cam şişe biraz daha... Tamam kızlar, siz alabilirsiniz. Evet. Getir, başka balon denemek isteyen getirsin. Getir. Evet. Sok sıcak suyun içine. Sok içine sıcak suyun. Bakın plastik şişede olan ne kadar hızlı şişiyor. Hızlı mı? Evet. Kocaman balonun var ve şişiyor. Senin balon kocaman öbürüne göre. Ama pembe hala şişmedi. Niye? Çünkü cam ısıyı plastiğe göre biraz daha zor ilettiği için. Bak şişti. Bekle, hadi yapacağız. Ayşe bir elleme de onun şiştiğini görelim. Şişmiş bakın. Başlangıca göre gayet şişkin. Sok onu da. Evet bakın bir sarı balon daha geldi. O da şişiyor şu an. Şişiyor, 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 şişiyor. Ve... Ve bakalım hangi sarı... Ayşe her zaman küçük olanlar kazanır. Bak küçük. Ben küçüğüm. İşte küçük balon kazandı. Evet bir de şu pipet deneyelim. Alalım onları kardeşim. Pipet deneyelim. Yalnız orada kağıt var. O gözükmüyor. Şunu alalım pembeyi. Sen de getir pipetini. Getir. Koy onu. Koy. Niye alıyorsun? Şimdi bırakın kızlar, ellemeyin, dokunmayın. Seviyeye bakıyoruz. Şişti bayağı. Seviyenin artıp artmadığına bakıyoruz. Benim çok arttı. Benim biraz hocam koyulaştı hocam. Hocam burada bence bayağı çıktı. Bence de. Evet, bir miktar yükselme oldu. Bayağı yükseldi. Tamam. Teşekkür ederiz. Bayağı sıcak soğuk suya koyalım mı? Koyun bakalım soğuk suya. Hocam daha çok çıktı. Altına buz değdiği için çıktı. Beklediğimizde aşağı doğru iniyor. Bakın. İniyor aşağı doğru. Takip ederseniz. Bakın yavaş yavaş iniyor aşağı doğru. Hadi in gitsin. İniyor yavaş yavaş. Bayağı indi. Yaklaşık 1 santimetre aşağı indi başlangıçtan. Bu da sıvıların büzüldüğünü gösterdi. Hocam ben evet. Koydum balonu ne şişti? Şişer. Evet burada ara verelim. Şimdi yaptığımız bu deneyden çıkan sonuç ne? Burada iki deney vardı. Birincisi pipet kullandığımız deney, sıvının yükselmesi ya da alçalması. Diğeri de balon deneyi vardı. Sıvı deneyindeki olay termometrelerdeki, yani şu elimde tuttuğum sıvılı, yani alkol olan bir termometre, kimya termometresi. Bu termometrelerin çalışma mantığıyla aynı. Sıcak suya koyduğumuz pipetli şişelerde içindeki suyun sıcaklığı arttıkça pipetteki su seviyesi arttı. Neden? Su genleştikçe pipetten yukarı doğru çıktı. Soğuk suya koyduğumuzda ise pipetteki su büzüldüğü için aşağı doğru indi. Bizim evimizde kullandığımız ve laboratuvarda kullandığımız termometreler sıvıların büzülme ve genleşmesiyle çalışır. Balon deneyinde ise
Balonun içinde hiçbir şey yoktu ama şişede hava vardı. İşte bu da ne oldu? Hava ısındığında genleşti ve bunun sonucunda genleşen hava balonu şişirdi. Sonra soğuk suya koyduğumuzda hava büzüldü. Büzülen hava yüzünden balon tekrar geri indi havası. Yani bu iki demeyle sıvıların ve gazların genleşebildiğini, büzülebildiğini görmüş olduk. Deneyi yapan, gayret eden, uğraşan herkese teşekkür ediyorum. Eğer ki ellerimiz, üstlerimiz kirli gelirsek akşam, annelerimiz bize kızmasın. Çünkü deney yaptık. Boya da kullandığımız için biraz kirli bir çalışma oldu. Teşekkür ediyoruz herkese. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.